Merhaba arkadaşlar. Bugün artı basmalarla ilgili birkaç tüyo vereceğim size. Ne nereden çıkar? Piyasası nedir? İşte kaçta olarak satılır? Şimdi Yılan Gözü. Bu ikinci köy diyebileceğim bir nitelikte bir yer. Karatas, Westland. Her neyse. Başlayalım. Ne çıkıyor? Neler lazım bize? Genelde yoğunlukla alınan şeyler neler? Şu sineklerden düşen dur bakalım, bir şansımız hemen düşerler. Yılan gözü, snake eye denilen şey gayet güzel satılan, genelde çok ihtiyaç yani ne bileyim, genelde çoğunlukla birçok item beslenen malzemelerden bir tanesi. En azından çok yüksek level olmayan şeylerden. Bir tane çıkartayım da böyle linkli istiyorum da düşerken böyle canlı canlı. İyi de para düşüyor şu sıralar. Bir tane şey kesiyorsun. Çıkırık yılan kesiyorsun. Pat bir buçuk K. Bir K bir slottan çıkıyor sadece. Bununla bir yarım saat döndüğünü düşün. Çıksan ulan. Ben biraz topladım, sömürdüm mü? Ne yaptıysam artık. Biraz da 60 tane. Say onu da 60 yapayım ya. Aklımda kalır sana. Çünkü 6'şer 6'şer satıyoruz bunları. Çünkü genelde artı basarken 6 tane ister o üründen. Ve 80K ya pazarlayabiliyoruz bunu. Oy oy. Bir de yılan zehri var. Yılan zehri. O çok daha biraz uygun fiyat ama ne bileyim, onu da o fiyattan satılabileceğine inanıyordum ama piyasadaki böyle yani genelde 60K'ya falan satılıyor. 6'da olarak. Bak bak bak, video çekiyorum ya, çıkmama yine neyse. Çıkıyor ama yani. 59 tane çıkarttığıma göre. Şimdi geldik buraya. Burada mavi yılanlar var. Hemen şöyle bir çat. Bu da benim şey artı basma topladığım ve ufak çaplı artı basmalar topladığım şey isim karakterim. Normalde esas karakterinin adı Haldi. Bak, Snake Poison çıktı. Yılan zehirisi. Bir tane daha çıktı. Bir çekmeyle elde ettiğimiz bunlar. Evet. Genel olarak bu ikisi gayet güzel satılan şeyler. Bu Hobbitlerden falan Dwarflerden olması lazım. Dwarf Rock çıkıyor. Haberiniz olsun. Ben pek aşırı da artı basmaya da şey yapmadığım için, başlamadığım için bir bakalım hemen çıkacak mı? Şöyle bir şey çıkıyor. Nerede o? Dwarf ipi mi denir? Her neyse. Bunlardan Centaur nalı çıkıyor. Horses Shoe. Dur bakalım çıkacak mı? Niye böyle başlıyoruz lan? Gel lan buraya köpek. Kül. Çıkmadı. Şurada kocaman yılanlar var, görüyor musunuz onu? Bir dakika, gideceğim şimdi oraya. Neyse çıkmadı. Snake Grant. Kocaman yılan. Bunlardan da Snake Poison 2 düşüyor ama neyde kullanıldığını pek bilmiyorum. Hangi artı basar, yani neyi artı basar istiyor bunu bilmiyorum. Ama pek biriktirmişliğim yok. Neyse, riftler de var burada. Bu rift kesilebileceğim bir karakter de olmadığı için. Evet. Arka arkaya riftler. Bu map'ten bence en değerlisi yılan gözü, yılan zehri ama normal olan. Bir de şurada mouse'un ucunda gördüğünüz üzere olan bir Dark Lizard'ın, yani kara kertenkele adam ve şu dayıların karası. Oradan şey düşüyor. Kertenkele kuyruğu, Lizard Tail diye. Yani genel olarak bu üçü gayet para kazandırır size. Bu köyden. Karatas,
Wasteland'da. Geri kalanı yoğunluk olarak ne bileyim işte elf mumu olur. Onlar ne için kullanılıyor hala bilmiyorum da. Pek bir şeyini de görmedim yani. Pazarlarda pek bir satışını da görmedim şeyler yani. Ama bunu da yollandım. Neyse. Bakın. Pazarımıza bakalım. Altılı 80 kara. Vurmayın lan. Vurmayın lan. Oğlum ezikim lan ben. Bana vurmayın. Bana vurursanız ölürüm. Evet. Bunlardan da şey çıkıyor. Lizard ne, tuton muydu? Lizard tuton. Öyle bir şey. Burada da snake varmış. Bunları da dönelim bakalım. Size çıkarken göstereyim istedim ama. Şimdi poison'ı gösterdik. Bir de o Dark Lizardman dediğim dayı. Heh. Oh, 3 tane çıktı. Dark Lizardman dediğim dayı. Mini boss gibi düşünün. En az 20 dakikada bir çıkıyor. Yani eğer uzun süredir kesilmediyse o hayvan, uzun süredir orada mapteyse, kestiğinizden 1 dakika sonra tekrar çıkabiliyor. Oo, bu ne lan? Niye bu kadar fazla düştü? Şuna bak. Uzun süredir kesen yok onları galiba. Neyse. Şu riftin yanından geçelim de ağzımıza sıçmasınlar. Dur bakayım. Burada da aynı şeyi karşılaşacağız mı? Vallahi güzel pata pata düşüyor ha. Bunlardan da şey bu yeşillerden de şey düşüyor. Yılan kuyruğu. Snake tail. Öl bakayım. Öl bakayım. Kuyruk ver. Ver kuyruk. Kuyruk ver oğlum. Vermiyor. Bunlardan da goblinlerden falan şey düşüyor. Altın para. Böyle değişik bir hiçbir şeye gerek. Gereksiz bir şey yani. Gümüş para, altın para gibi bir şeyler düşüyor. Bak orada da geçiyordum. Kes valla. BK toplayın. Bu... The Spare olması lazım. Şeyin... Half Demon'ın BK'sı. Şu an... Bayağı gözde. Çünkü Half Demon... Biraz fazla vuran bir karakter. Ama ileride bir... Şey geçecektirler. Debuff geçecektirler. Aşırı fazla vuruyor çünkü. O sıkıntı. O kadar da vurulmaz. Geçen gün bende de vardı yani Arc Demon. Bir baktım. Adamın bir tanesi bu Deadland Cave var ya. Ölü topraklarının mağarası. Yani oraya girdim. Bir baktım. Lan mini boss çıkıyor arada bir orada. Şey. İşte vampir bilmem nesi. O vampir bilmem nesinden de şey çıkıyor. Sandık. Ama bir baktım adam orada sabit duruyor altın üstünde. Şöyle duruyor. Durmuş orada böyle vuruyor sürekli. Ama AFK. Büyük ihtimalle o da makroydu. Onu da video çektim ben bir ara. Böyle sürekli boss çıktığı sürece vurup 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 sonra kestim ben tabi. Karşı krallıktandı zaten. Yani kendimi karmamız karma şeyi vardır yani. Meyve gibi şeyler var. Nedenlikle gizlen gibi. Hani millete serbest bilmem ne bir şey açıyorsun ya dalıyorsun laf mut laf mut diye. İşte zalim oluyordun bilmem ne oluyordun. Zen basıp onu sıfırlıyordun. Onun gibi bir fruit var. Bilmem ne fruit. Meyve. Her neyse çok konuştum. Bu bölümü burada bitireyim. Dediğim gibi sinek nesi ne lan? Şey yılan gözü, yılan zehri, Dark Lizardman'ın kuyruğu, yani Lizard kuyruğu, bunlar çok iyi para getirir. Bak, 8'li olarak Lizard kuyruğu 450k, sadece 8'li. Ama o işte biraz bir uğraşmanız lazım. Ve orada da bir makrolu biri var gibime geliyor. Çünkü şöyle bir şey var. Süreyle hayvan doğuyor. Ve siz orada beklerken mesela hayvan o lizardman çıkıyor. Çıktığı anda adam onun bir tanesi oyuna giriyor çat öldürüyor hemen. Sen daha uğramadan. Ya rast gelirseniz şikayet edin onları. Şuraya basıyorsun support bug report diye. Seni işte
siteye yolluyor. Siteden de geçersin şeye. Neydi onun adı? Discord. Discord. Oradan da ticket yollanabiliyor. Ben Fatal kardeşimizi böyle reportladım. Ve birkaç güne meyvesini verdi. Ortalıklarda gözükmüyor kendisi. Heh, bak Snacktail çıktı. Neyse hadi görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çok iyi gelir. Yayılırız azıcık. Sağa sola. Herkese iyileşsin. Yorum atmayı da unutmayın. Yorum atarsanız bu sayede videolar daha fazla görünmeye başlanacak insanlara. Daha fazla izlenme kazanacağız. Beğenme, işte izlenme. Teşekkür ediyorum. Algoritmayı tokatlamayı unutmayın. Şeyin deyimiyle, neydi onun adı? Sungur Reis'in deyimiyle algoritma tokatlama. Haydi bakalım, görüşmek üzere.